Merhabalar. Bugün Hacettepe Diş Hekimliği öğrencisi Esra bizlerle. Esra, Hacettepe Diş Hekimliği ile ilgili bize çok güzel bilgiler anlatmadan hemen önce ben Esra'yı size tanıtmak istiyorum. Esra lise hayatını Soma Fen Lisesi'nde tamamladı. Şu anda da Hacettepe'de Diş Hekimliği 2. sınıf öğrencisi. Aynı zamanda TEDx Hacettepe ekibinin içinde ve orada da çok güzel işler yapıyor. Hoş geldin Esra. Hoş buldum Berfu. Nasılsın? Ben çok iyiyim. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Heyecanla bekliyorum sorularını. Evet, ben özellikle gelecek izleyicileri seninle tanışacağı için çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Çünkü bence sen gerçekten çok ilham verici, sürekli kendini geliştiren, yeni şeyler öğrenen birisin. Umuyorum izleyen arkadaşlar için de anlattıkların çok ilham verici olur. Benim için öyle olacak eminim. Şimdi biraz büyük, zor bir soruyla başlamak istiyorum. Neden Hacettepe'yi seçtin ve neden diş hekimliği okumaya karar verdin? Çok güzel sorular. Öncelikle ilk sorumuzun muhteşem. Neden Hacettepe? Çok güzel bir soru. Şöyle diyebilirim ki tercih dönemimde fazla inceleyip sık dokudum diyebilirim. Öncelikli bölüm, sonrasında da üniversite açısından. Hacettepe'yi seçmemin en başlıca sebebi öncelikli olarak bölümün en iyi üniversitesi olmasıydı. İşte dünya sıralamasında olsun, Türkiye sıralamasında olsun yüksek sıralamalara sahip bir okul. Ayrıca uluslararası geçerli bir diplomaya sahip ve bir noktada bu benim için çok önemliydi açıkçası. Bunu da baz alarak bir seçim yaptım. Kısaca akademik olarak güçlü bir okul olduğunu düşünüyorum ve bu açıdan da beni geliştireceğini düşündüğüm için Hacettepe'deyim. Diş hekimliğini de aslında daha çok zanaatkarlık olarak görüyorum ben. El becerisi yüksek bir insan olarak da çok mantıklı bir seçim olacağını düşündüm. Ha bu demek değil ki el becerisi olmayan kişi diş hekimliği okuyamaz. Tabii ki okuyabilir. Bu tamamen kendini geliştirmek, öğrendiklerinizi uygulamakla alakalı bir durum. Artık üniversitedeyiz sonuçta. Neyi ne kadar öğrenmek istediğimiz tamamen bize bağlı. Bu şekilde. Evet, ne kadar güzel bir şey söyledin. Zaten neden Hacettepe'yi seçtiğini, neden diş hekimliği seçtiğini çok güzel açıkladın. Oraya diyecek hiçbir şey yok ama son söylediğin şey bence çok önemli. Yani üniversitedeyiz. Kendi eğitimimizin, kendi öğrenimimizin sorumluluğunu alıyoruz artık. Kesinlikle. Bu çok önemli. Seçim yaparken de gerçekten tutkuyla sevdiğimiz bölümleri seçmek de bu yüzden önemli. Yoksa başımızda bizi derse sokacak bir öğretmen, bir ebeveyn olmayacak. Bu açıdan da senin sana uygun olan şeyi seçmen çok güzel olmuş. Özellikle şimdi bu videoyu izleyen arkadaşların içinden sınava hazırlanan ya da tanıdığı yakın birisi sınava hazırlanan birileri varsa bu soruyu eminim çok merak ediyorlar ve sormak istiyorlar. Senin sınav sürecin nasıldı ve sınav için nasıl hazırlık yaptın? Açıkçası YKS sınav dönemi herkesin olduğu gibi benim de çok zorlu geçti. Ben 11. sınıfken korona hayatımıza girdi ve devamında pandemi derken okuldan bayağı uzak kaldık. Bu da benim için epey kötü oldu diyebilirim çünkü yatılı bir okulda okuyordum ve bir noktada eve dönme ve alışma gibi bir süreçten geçtim. Ki bu süreç aslında hiçbir sınav öğrencisinin kaybetmemesi gereken bir vakit. Devamında da bir öğretmenimle beraber yaşadık. Çok tesadüfi gelişti. Uzun bir sürede o benim hayatıma şahit oldu. Çok harika bir tecrübeydi kesinlikle. Bu dönemde bana çok fazla destek oldu ve ben de daha verimli çalışabildim o dönem içerisinde. Ben çalışırken her zaman eksiklerimi baz alarak çalışmayı hedeflemiştim açıkçası. Çünkü neyi yanlış yaptığımızı bilmeden neyi çalışmamız gerektiğini tam olarak bilemeyiz. Ve öncelikle 11. sınıf konularını bitirmiştim. Önceliğim taze konular olsun diye düşünerekten. Sınava hazırlanan herkese de bunu kesinlikle öneririm. Yani her zaman birikimli ilerlemekte fayda var. Önemli olan hızlı gitmek değil. Sonrasında yaz döneminde TYT'ye başladım. İşte her gün paragraf problem olarak başlayıp daha sonra bunları Türkçe ve matematik branş denemeleriyle yer değiştirdim. Bu şekilde kendime rutin edindiğim bazı şeyler vardı. AYT özelinde de şöyle diyebilirim. 11. sınıfı bir tık sağlam götürdüğüm için çok fazla eksiğim yoktu ve 12. sınıf konularına daha rahat vakit ayırabiliyordum bu yüzden. Denemelerimin de üzerine aynı zamanda çok düşüyordum. Hatta yapıp yapamadığım soruları daha sonra dönüp bakmak üzere biriktirdiğim bir dosyam vardı. Bu benim bayağı işime yaradı diyebilirim. Bir şey daha var, o da çalıştıklarını not etmenin, en azından günlük ve haftalık planlar yapmanın beni çok ilerlettiğini söyleyebilirim. Planlı çalışmayı çok seven bir insanım ve bu bana bu yüzden çok iyi geliyordu. Yaptıklarımın en azından somut bir karşılığını görmüş hissediyordum.
Defterlerim hala duruyorlar. İnsan emek verdiğini atamıyor sonuçta. Kıyamıyorum kendilerine. Devamında kendime dinlenecek çok vakit ayırdığımı söyleyebilirim. Yani kafamı boşaltacak bir vakit ayırmasaydım benim için her şey çok daha zor olabilirdi. Sakın bunu gereksiz olarak görmesin çalışan kişiler. Sonuçta hepimiz insanız ve dinlenmeye ihtiyacımız var bir noktada. Bir mola verip nefes almadan devam etmek bize ekstra bir şey kazandırmayacak. Kesinlikle. Burada merak ettiğim bir şey daha var. Herhangi bir dershane ya da ekstra bir kursa gittin mi okulun haricinde? Yok, gitmedim. Şöyle zaten benim son 2 yılım pandemiye denk geldiği için bir tık zor bir süreçti. Yani çok fazla ev dışına çıkıp yapabileceğim pek bir şey yoktu. Bir de ben açıkçası kendim de düzenli çalışabildiğim için böyle bir ekstraya gerek duymadım. Yani şöyle ki çalışma düzenine sahip bir insansanız herhangi bir dershane vesaire ihtiyaç duymuyorsunuz. O yüzden çok tavsiye de etmiyorum açıkçası. Yani aslında okul ve kendi çalışmanız gayet yeterli olabiliyor bence. Bence bu açıdan da gerçekten senin çalışma düzenin, ondan sonra Hacettepe Diş Hekimliği'ni kazanma hikayen daha da ilham verici. Çünkü gerçekten kendi disiplininle kendini bu sürece hazırlamışsın. Bence çok çok güzel. Söylediğin bir başka şeyin de tekrar altını çizmek istiyorum. Dinlenmenin de çalışmak kadar önemli olması. Çünkü ben de sorularda oluyor ya da çevremde görüyorum. Sınava çalışan insanlar saatlerce soru çözmek, bütün akşamlarını, bütün gecelerini sınava çalışmaya harcıyorlar. Ama bu bir süre sonra onların verimliliğini gerçekten inanılmaz düşürüyor. Ama doğru süreleri ayırarak, kendilerine vakit ayırarak, kendi ruhlarını besleyerek dinlendiklerinde çok daha verimli çalışabiliyorlar. Senin hikayen de buna süper bir örnek oldu kesinlikle. Çok teşekkür ederim. Ya kesinlikle dediğin gibi, yani nefes almadan insan devam etme azmini kendinde bulamıyor ve verimliliğin haliyle düştüğü için çalıştığından pek bir şey anlamıyorsun. Bir noktada bunu yapabilme çabası çok önemli gerçekten. Evet, harika. O zaman şimdi biraz daha Hacettepe ile ilgili konuşmaya başlayabiliriz. Olur. Hacettepe'nin eğitim sistemini sen bir öğrenci olarak nasıl buluyorsun? Ve bölümünle ilgili bize bilgi vermek ister misin? Tabii ki biraz daha genel bir bilgi vererek başlayayım istersen. Diş hekimliği toplamda 5 yıl eğitim veren bir bölüm. Tabii hazırlık okumak isterseniz veya okulunuz üniversite özelinde bölümünüzün verdiği eğitim İngilizce ise bu 6 yıla çıkabiliyor. Devlet üniversitelerinde ücretsiz bölümümüz, vakıf üniversitelerinde burslu, yarı burslu, burssuz gibi seçenekler mevcut. Bunların detaylıca araştırmak isteyenler YOK Atlas'tan çok rahatlıkla bakabilirler. Hacettepe'de derslerimiz ilk 3 yıl ağırlıklı olarak teorik ve devamında pratik derslerden oluşuyor. Son 2 yılda da yoğun olarak hastane stajlarıyla geçiyor. Çoğunlukla bölüm dersleri alıyoruz açıkçası, protetik, restoratif gibi. Ama tabii anatomi, fizyoloji, histoloji gibi tıp derslerinden de sorumlu oluyoruz. Neticede hekimlik eğitimi alıyoruz zaten. Sadece uzmanlığımız ağız ve diş sağlığı olarak düşünebiliriz. Her dönemde yaklaşık 150-160 kadar öğrenci var. Dersler büyük amfilerde işlendiği için de bu konuda herhangi bir sıkıntı çıkmıyor açıkçası. Sadece laboratuvar ve pratik derslerimizde 4'e bölünüyoruz. Dersler bu şekilde işleniyor. Bu da öğrencinin verimliliğini arttırma açısından yapılmış bir sistem. Genel olarak ders işleyişlerimizin güzel olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ders sayımız ve haftalık ders saatimiz biraz fazla. Ama onu da çok tuhaf karşılamamak gerek. Neticede kolay bir bölüm değil. İnsan sağlığı söz konusu. Ya bu şekilde genel o sistemi seviyorum açıkçası. Harika, çok güzel. Ve sen şimdi ikinci yılındasın. Evet. Gerçekten çok keyifli. Peki derslere hazırlıkla ilgili liseye ne kadar benziyor? Liseden ne kadar farklı? Üniversite genel olarak liseden çok farklı. Yani sadece bunu söyleyebilirim. Çünkü mesela lisede bir noktada sizi hocalarınız yönlendirebiliyor. İşte derse testini getiriyor, siz çözüyorsunuz vesaire şeklinde ilerliyorken üniversitede pek böyle değil. Tabii ki hocalarımız yine çok ilgililer aslında. Yani hani ders devamlılığı konusunda en azından bizim üniversitemizde sistemleri var. Ve biz mesela yoklama alınıyor, işte imza atıyoruz vesaire, o tarz bir sistem içerisindeler. Hocalar yine çok özenliler ama lisedeki gibi değiller haliyle. Hani mesela siz bir slayta ulaşmak istediğinizde öğretmen size onu atmış olmuyor. Sizin gidip ondan istemiş olmanız gerekiyor. Ve siz eğer istemezseniz elinizde herhangi çalışabileceğiniz bir notunuz olmuyor. Bu şekilde hani notlarınızı kendiniz kovalıyorsunuz biraz. Biraz koşuşturmacalı bir eğitim diyebilirim üniversite için. Bu şekilde yani.
ders öncesi hazırlık açısından da şöyle söyleyebilirim. Dediğim gibi kendi notlarınızı kendiniz bulabilirsiniz. Derste aldığınız notları da kullanabilirsiniz. Yani hani not sistemi bir tık benziyor diyebilirim liseye. Derslerin programlarını zaten hocalar öncesinde atıyorlar. Hangi derslerle eşleneceğinizi bildiğiniz için ona göre hazırlanıp da gidebiliyorsunuz. Peki o zaman işin akademik kısmını konuştuk. Umuyorum izleyen arkadaşlar korkmamışlardır. Çünkü diş hekimliği gerçekten harika bir bölüm. Ve Hacettepe'de alanında uzman diş hekimleri yetiştiriyor. O yüzden bence eğitimin kalitesi gerçekten çok çok güzel. Peki eğitimin yanında üniversitedeki sosyal hayat, etkinlikler, kulüpler bunlar nasıl? Hacettepe'de şöyle bir durum var. Sağlık fakülteleri diğer fakültelerden ayrılarak farklı bir kampüs içerisinde konumlandırılmış. Yani okulun Beytepe ve Sıhhiye olmak üzere iki tane kampüsü bulunuyor. Ve aktivitelerin çoğunluğunun Beytepe'de olduğunu söyleyebilirim. Çünkü sağlık fakülteleri haricinde diğer bütün fakülteler orada ve kulüpler aktif olarak orada etkinlik düzenliyorlar. Ama genel olarak çalışan kulüplerin birçoğu aktif. İşte iki kampüste de spor salonu bulunuyor. Mesela bunları kullanabiliyorsunuz çok rahatlıkla. Aynı zamanda olimpik havuz gibi pek çok imkanı da var. Yani aslında okulda keşfedebileceğiniz çok fazla şey var. Ve dediğim gibi çok fazla kulüp olmasının yanı sıra bunları da çok rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Benim de halihazırda bulunduğum iki tane kulüp var mesela. Biri Hacettepe Mek Kulübü, biri Hüdas Dans Kulübü gibi mesela. Kendinize uygun olanı bulup çok rahatlıkla gidip orada şeyler yapabiliyorsunuz. Zaten çoğunlukla kulüp etkinlikleri okulu hareketlendiriyor. Uyum sağlayabiliyorsanız çok rahatlıkla güzel ve keyifli vakit geçirebiliyorsunuz. Hacettepe çok derin deniz açıkçası. Hani biraz kabataslak anlatıyorum ama bazı şeyleri ben bile yeni keşfediyorum. Genel olarak keyifli geçiyor diyebilirim. Peki diş hekimliği özelinde sizin fakültenizde etkinlikler ya da başka sosyal aktiviteler oluyor mu? Bunlardan biraz bahsedebilir misin? Tabii ki bizim fakülte özelimizde fakültemiz aracılığıyla kurulmuş bir yine aynı şekilde öğrenci kulübü var. Hüdbat diye bir kulüp. Onlar genel olarak kongre düzenliyorlar ve işte siz kongrelere katılabiliyorsunuz. Ama şöyle söyleyebilirim. Birinci veya ikinci sınıf öğrencisi olan bir diş hekimliği öğrencisi bu tarz kongrelere çok katılamıyor. Çünkü kongreler çoğunlukla hani daha akademik ve üst sınıflara hitap eden kongreler oluyor. Birinci, ikinci sınıfta biz biraz daha az bilgiye sahip olduğumuz için hani mesela katılsak bile kongrede bazı şeyleri bilmiyorsunuz. Yani hani bilmediğiniz için bu sefer hani sizin açınızdan çok verimli geçmiyor. Yani diş hekimliği üzerine genel olarak akademik şeyler yapılıyor diyebilirim. Evet, harika. Çok güzel bu anlamda da kongrelerin olması kesinlikle güzel. Bence tabii ki biraz daha temel bilgi seviyesini güçlendirdikten sonra katılmak da çok daha anlamlı. Çünkü o Kesinlikle. zaman belki de katılımcı öğrenciler yalnızca dinleyici değil, kendi yorumlarını da katabilirler, kendileri de bir şey sunabilirler, katkı sağlayabilirler. O anlamda da bence daha güzel bir ortam olur. Mantıklı bir karar. O zaman şimdi bir de biz bu kayıttan önce biraz konuşmuştuk şehir hakkında. Şehir nasıl ve kampüsünüz nasıl? İkiye ayrıldığını söylemiştin. Ankara için şöyle söyleyebilirim. Ankara çok düzenli bir şehir bence. Açıkçası en sevdiğim özelliği de bu olabilir. Ulaşım ve yerleşim konusunda güzel bir altyapıları var. Memur şehri dendiği kadar öğrenci için de pek çok fırsat barındırıyor kesinlikle. En önemlisi iyi arkadaşlarınız, keyifli vakit geçirdiğiniz bir ortamınız varsa çok güzel zamanlar geçirebileceğiniz bir şehir. Bizim bulunduğumuz kampüs yani Sıhhiye kampüsü Beytepe'ye nazaran biraz daha küçük. Ama keyifli vakit geçirebileceğiniz çok fazla yer bulunuyor. Az önce de dediğim gibi hani spor salonu, işte restoranlar, öğrenci kafeleri. Ya zaten her şey öğrenci dostu olduğu için hem maddi açıdan hem de eğlence açısından çok güzel vakit geçirebiliyorsunuz. Merkeze yakın bir kampüs aynı zamanda bizimkisi. Etrafta yani Ankara içerisinde de sosyalleşebileceğiniz farklı yerler de mevcut tabii ki. Harika. Bu arada kedicik de çok tatlı. Çok teşekkürler. O zaman bize diş hekimliği öğrencisinin, hatta belki de Hacettepe'de okuyan bir diş hekimliği öğrencisinin masraflarından, giderlerinden de bahsedebilir misin? Tabii ki bahsedebilirim. Bu Hacettepe özelinde değil, diş hekimliği bölümüyle alakalı bir durum aslında. Diş hekimliği genel olarak masraflı bir bölüm. Ve aslında masraflı kısmı biraz da pratik derslerle alakalı. Çünkü kullandığımız birçok malzeme yurt dışından ithal ediliyor şu an. Ve ithal edildiği için haliyle hani kur farkıyla bile en ufak fiyat değişimleri yaşayabiliyoruz. Ama tabii ki ya bir noktada yetişebiliyorsunuz. Ya önemli olan sizin yapmak istemeniz. Hani en basitinden
İkinci el alabilirsiniz bazı şeyleri ya da işte üst dönemden tanıdığınız herhangi bir arkadaşınız varsa ondan isteyebilirsiniz. Bazı şeyleri biz ortak alıyoruz daha uygun fiyatlı olması açısından. Dediğim gibi masraflı bir bölüm ama kesinlikle altından kalkılamayacak kadar ağır bir masrafı yok. Özellikle öğrenci olduğumuz için bizlerde bölümün gerçek tarafı, masraf kısmı da çok çok önemli. Bunu da paylaştığın için çok teşekkürler. Rica ederim. Son olarak gelecek izleyicilerine paylaşmak istediğin bir önerin var mı? Tabii ki. Bu kanalı takip eden kitlenin aydınlanmaya ve bilgiye karşı büyük bir ilgi duyduğunu düşünerek kendinizi tek bir alana kapatmayın derim. Yaşadığınız her deneyim size çok güzel şeyler kazandıracaktır. Buna çok eminim. Çok yönlü olmak için çabalayın. Ya ben kendi çapında bunu yapmaya çabalayan bir insan olarak çok yönlü olmanın bir zenginlik olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yarınlarımız bizler gibi zengin kişilerden oluşsun. Çünkü bence buna çok ihtiyacımız var. Evet, kesinlikle katılıyorum. Burada hem videolarımızı izleyen insanlar, hem konuk ettiğimiz insanlar hepsi çok yönlü, çok farklı becerileri olan ve yaptıkları işlere çok farklı perspektifler katabilen insanlar. Bu da kesinlikle senin dediğin gibi harika bir zenginlik. Bizim gibi insanlar çok var. Özellikle ülkemizin gençleri aynen bizim gibi. O yüzden ben de kesinlikle bu konuda çok umutluyum. Çok teşekkürler. Şimdi eğer Esra'ya Hacettepe Diş Hekimliği ile ilgili sormak istediğiniz sorularınız olursa bunları yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Hatta belki çok fazla sorunuz olursa Esra'yı bir kez daha konuk da edebiliriz. Tabii ki. Tekrar geldiğin için çok teşekkürler Esra. Cevapların gerçekten harikaydı ve ben dahil eminim hepimize Hacettepe Diş Hekimliği ile ilgili harika bilgiler verdin. Ben çok teşekkür ederim tekrardan.